Bunu yaptırırım diye uğraşayım, bir öyle zor bir iş yok. Bilmiyorum, arabaya yazayım. Komple kaybedeceğim, bu muhtar var ya, muhtar şey. Köylerde kalsın da. İçeride, mahallelerde. Köylerde ne yapıyor muhtar? Köylerde bir iş yaptığı yok. Ne yapıyor? Belediyeden görev etsin, otursun atama aşama. Şimdi hepsi kaymakam yapıyor, benim tarla destek şeyin hepsi kaymakam onaylıyor. E-Devlet'ten gerekeni yapıyorsun sen. Köye de vereceğim. Köye de vermeyeceğim muhtarı. Vermeyeceğim. Ama yapacak onu değiştiremem. Ne işine yapılan gibi olacak orada. Böyle yerine şahı. Hazineler. İyi alkışlanmıyoruz. Ne lan bu? Siz bana oy verin 5 sene. 50 binin üzerinde. Aha. Ben işte azamın biri de işte. Amcamdan da 70 oy. Tamam. Maaşı var, sigortası var. 3 ay çalışmış. Buradan görmüş. Onu hiç olmasaydı. Ama maaşı kuru gürültü olmaz. Bölüşeceğiz değil mi amca? Evet. Şey yapmıyor. Ama yok. Temize gitmiş oğlum. Tamam. Dobak yedi geldi. Sen kendin geldi onu. Eski derlerden. Hazine çok mu? Hazine çok mu lan? Söyde çok yedi. Hazineler Meraya dönüyor hep zaten. Hadi ya. O zaman Allah adı olur. Belediyelere ilgilenmiyor onu gari. Keşke Meraya vakıfa dönse de herkes kıvırdı yamasın. Yok aynen doğru. Mesela bizim altı Meraya döndü. Mera oldu. Ev köy üstü Mera oldu. İyi. Tarım ilçeden mesaj geliyor bana çoban şehrinden. Aa kiralayabilirsin abi. Kiralamak için hemen yardımcı olacak. İşte o mesela atıyorum Mera'yı kiralayabilirsin onu sen devlette. Bir çeşmenin başını ben bir kiralasam. Kimse gelme şansı kimse yok işte. Kimse yanaştırmaz. Tabii yanaşmaz. Ama çeşmede iki gün sonra ot da kalır. Yiyecek bir şey yok. Otu çok olsa eski kuyubaşı otu olurdu mesela değil mi Mera? La kuyubaşı da kalmamış arkadaş. Geçen gün bir soruda bir şeyin bağlısının bir yeri vardı. Onun şerhine ve ölçmeye vardı. Emin evet. Olsun kuyubaşı kalmamış. Sürüyor abi resmen sürüyor abi. La koskoca yer kalmamış lan. Ot olurdu o kadar boyda olur. Yağatın da abi gide getirin. Yağatın da abi gide getirin. Vay anasını. Tamam tarlana tamam sen kat getirme. Allah Allah. Yağmurda işte gar dayamadım sana mesela. Hiç yok yok. İzmir öyle dedi ya haberde 6 aylık suyu varmış İzmir'in ya. Bizim köyde İnşallah bahar yağmurlu olur. İnşallah hep onu mu dedi? Denizli mesela o göller bitmiş abi. Çok kurak geçti. Evet. Bizim vallahi ya. Hayret ettim ben o gün bana gösterdim ben bazı barajları yap. Vallahi İzmir yeni dedi. Evet, mesela İstanbul Ankara'dan kurtarmış içme suyu yani bir yıllıkta. İzmir'in 6 aylık ömrü kalmış suyu diye diyor. Denize devam. Yapacak bir şey yok. Ne? Yeleni yut ya buraya geçmiyor bu yani. Ama seni daha çok kabaklaşacak değiller. Ondan böyle yani enerji olsun. Zamanında böyle ders verirsin bunlara. Şimdi dersimize veriyor bunlar. Ya, kabağı da hiç sevmiyorum değil mi Ali abi? Ciddi şurada mi? Bir Kürtler vardı. Ama kabağı yoğurtlaması, kızartması bunu güzel olmuyor. Bunu öyle bahçe düzenlemeye gittik biz. Bu hem fotoğraf dağcılar, mağcılar geliyordu. Orada tanıştı adamlarla. Biz de bir yemeğe götürelim dedi. Bindirler abi, bu artık sana oraya bir lokanta ektiler. Devam. Bir de dat diyelim. Yok ya. Bir şey dediler, olsun yetkisi, ben kabakım ne bileyim lan. O zaman bir geldi, ceviz, tam şey öyle. Yiyen emme, yüz yiyen altta kabak çıkıyor. Bu ne lan dedi? Bu ne lan dedi ben kabak durdum. Yarısını yedik de sonrası. Yarısını yedik gitti ben zaten. Ben ceviz, tam, bal. Kabağı da yenir emmece, tatlısı iyi gelir. Üstünde yerken iyi yedi. Beş temin ama. Delince. Yutkundum kabak kokusu geliyor attı yanında. Buna dedim, ne lan o dedim çıkarken. Kabağı adam dedi. Tuh dedi. Adam bir baktım dedi, bir şey yok ya. Ama buna bir zeytin yedirdim. Zeytin. Zeytin neyini? Zeytin dediğim biber. Öyle. Bak tabak bir acı zehir biberle var. Vallahi bile adam gibi yaş çıktı ya. Bu ne lan dedi. Kahvaltılık zeytin dedi. Böyle lahmacun gibi bir şey var biliyor musun? Katar gibi ettim de katmadım. Bu aldı bir kattı lahmacun. Lahmacunla beraber bir yedim. Allah. Acı yedi ama. Öyle bir şey görmez ya. Osman'da bir gömlek aldık bunu ile. Kimin gömleği lan?
Kırmızı bir gömlek. Kimin bir sanatçının bir... Sanatçının gömleği aynı. Neydin o adam ya? Komik sanatçı. Recep Edik mi? Onun bir kırmızı bir gömlek. Aynen öyle. Vallahi gömleğiyle yüzünü bilemezsin. Kıpkırmızı oldu. Gidiyor. Var öyle biberler. Eksik abi böyle. Şöyle şöyle olanlar da. Öyle lan bu öyle bir yedi. Yok onu topardım buraya. Ben ne biliyorum onu canım. Şöyle bizim... böyle parmak boyunda olan kıpkırmızı olanlar var. Ya. Ayrı bu topa. Normal acı yenir ama aşırı acı da yenmez. Adam yemin gözlerinden yaş damlattı ya. Yani yiyecek sana yiyecek bir insan lazım değil mi? Öyle top, bu toplar satar bugün işte. Niyazi milleti yandırıyor adam. Sen izleyin beni de. Ben de atayım görmüyor sen. Espri öğrettiği gibi. O zaten bir de canım yok tabii. Yalnız internete girmiyor. Mana gir, Manila yolculuk yaptığımız biliyor musun? Ha? Manila. Aydan geliyor herhalde. Nereye? Kamyon mu? Kamyon. Nerede bir nezir lan Mana? Kepezin başında. Ha. Ha, gece saat. Köye mi gidiyorsunuz? Saat 1 mi? 2 mi o sırada? Ne yapıyordu? Enişte orada diyecek. Ben anlatıyorum ne yapıyor? Bu aynı bu adamlar var ya. Allah'ım ya. Bu tur işçiler. Bu aynı fotoğrafçılar sizi bara götürelim dedi. Ben bar ne olduğunu bilmiyorum. Tamam gidelim dedi. Bu biliyorum zaten de. Ama adamlar içiyor Allah var. Vallahi biz içmedi bu yemin ediyorum. Biz kola içeceğiz falan diyeceğiz. Adam böyle mezemdir. Müzem bir şey getiriyor. Şeyle yiyecek. Bu kaşığı yiyip geçiyor ya, bu adam boş böyle bir diye geçiyor. Şey, kurden. Kurden ne yiyecek? Kurden ne yiyecek? İlk olmuş oraya, kurdenler orada duruyor. Biz çakarla elimizle yiyip, adamlar bir yudum bile içmeden... Bir şey bitiyor. Bir tepsi çerezliğe geliyor. Yiyip atmıyor. Sizin eviniz var mı dedi? Var var abi, yalan söyledi. Var abi var dedi. Öğretmen var orada bir de onlar. Abi dedi sen bunu iletiyor dedi bu adam. Tamam abi, neredesin ev? Bu dedi abi kepezin başına indir biz ötüyene yayan gideriz dedi. Allah Allah bak kardeşim. Orada petrol indirttik. Tamam biz buradan gidelim buraya yakın dedi. Daha 20-30 kilometre yol var. Orada da bizim Afyon'da var yine petrolcu. Ya toprağım biz gecede kalk dur dedi. O adam ekmek yiyiz oraya yollayayım ben dedi. Adam bir tavuk getirmiş. Giyip duru. Saat 3'e mi çıktık herhalde bilmem sabah. Sana gitmiyor araba. Çubuğu çıkıyor. Vallahi çubuğu çıkıyor. Dızz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 
gidin hemen haber edin dedi. Bir de korku sardı bize. Öyle dururmuşum. Araba yürürken mi inecektiniz siz? Hayır. Mavi gibi. Bunlar işe yedi tamamıyla almış adam öyle mi? Zaten cız çıktık. Köyün yolunda ineceğiz. Adama tarif edeceğiz. Şuradan önümüzde böyle kavşak var. Orada ineceğiz. Tamam. Ha belki çubuğun içinde tarif ettim. Benim başında bir iyi... Olmaz. Yok hala çıktık. Buraya yakın mı? Yakınlaşıyoruz. Yakınlaşıyoruz. İndi yola. Bunun da yolda şey var. Tak tak var. O pat pat var ya. Buraya. Buraya indik. Yolda indik. Saat bilmiyoruz saat kaç olduğunu bilmiyoruz. 3 mu? 4. Araba çıkmıyor ki çıbı. Şeye bir vardık. Kıraya doğru bir vardık. Şok ağırmaya durdu. Bu tak takı eve koyuyor. Üstünü başını değiştiriyor. Doğru, hemen patos dövmeye gidiyoruz. Vallahi üyümedik lan. Hiç üyümedik. Hiç tarla için. Gördüm. Onda Selim'den vardı. Bir barın yaptığını. Gece alemi işte. Manda Selim'den vardı. Gece alemi işte. Vardı. Geçti. Sonra bir iki yüz gittiğinde rahmetli Kadir aymış o sarın evde yatıyor. Cibindir. Vallahi billahi köpek tutacak amına koydum ben ya. Sonra iki taş aldım. Vallahi ayağım alttan geliyor bak. Götü Selim'e oraya çıkıyor yani. Kaçacaksın orada. Köpek hırlıyor sarın. Köpek hırlıyor sarın. Böyle bir dinle dedim Kadir abi sen rahmetli. Çibindirik. Tam maça kurmuş adamcık. Böyle top olsun köpek teyze kapı horlu işi. Ayağımın altından geliyor ya. Onu duymadım ben. Kasım'ın da şey kırı diye. Vallahi. İşte yani öyle de bir mazara yaşadık yani. Vallahi tutacak köpek bak. Yanlış bir kelime hareket. Açtı yanlış mı? Doğru. Fikri.
Bugün Cemre adamı yediler mesela. Amca ortalık karışık, sen de kameraya çeken gibi geldin. Sakın ha, Mehmet'i atayım demin ha. Dur o sen. Mehmet'in işte. Ya, ne var, onun da dedim sahte sana. Ben Kemal sana kadar cebime kattım. Hep tek etip diyeyim ha. Cebimde duruyor. Hak kazandı. Burada mı? He? Hak kazandı. Hak kazandı, cebimde duruyor. O kazandı. Gerisi boş. O sürgün estelerde bugün deper geçer. Şu estede. Çalışan adam kim ne edecek ya? Evet, bu adam. Biz siyaset. Herkes hoş göz kardeş. Bu herkese lazım. Bizim işimiz sinek arkadaş. Şimdi yazdırsa sordu adamlar ne dersin? Konuştun mu acaba? Biz bilmiyoruz dedi. Şimdi bizim işimiz sinek dedi. Adam da sen de haklısın dedi. Ama adamların dili hakan yana uğrar. Çünkü adam korku deli ya. Yani hepsi onu konuşuyor. Yapacağım bir şey var mı burada? Ama güzel de bir cami yani, yaptı. Hayırlı kim verirse ondan versin. Hakan Tütüncü. Nereye? Yazır'da cami diye. Aa. Süper bir şey ya. Tam abi sen Hakan Tütüncü korku derdi bile ne değil de işte. Bu da öyleymiş ya. Daha merak ya. Yok. Kürdün teki. Daha Atatürk'ün kovduğu Kürtlerdi. Doğru ne, valla. Nereden biliyorsun ya? Bak ben de restüren. Bak ben bayağı... Oha bayağı ya bak, adam bir sorun babasının dedesini bir geyiği. Tayyip Erdoğan bunlar üçü bacanak. Bak Menderes Türel. Enişte Memekli ya kimseye karışmaz. Bacanak. Akraba bunlar karıları. Gerçekten. Karılar akraba birimiz gari. He? Enişte yarın YouTube'da izlenirsin. Nesli Menderes sen bilmiyorsun amca, ya nesli insan adını. Evet Dursun Çelik. Hayvan canım karılar akrabaysa bu. Hakiki kocalardan bir şey hakikati. İbrahim abi evden korursun bak. Kökünü araştırırsan. Nasıl? Babasından anasını mı diyor orada işte. Kim? Paslılardan diyorlar ya. Nasıl paslılar? Evet. Ya gidin Allah'ını seversen. Yani fark ediyor ya. Arkadaş ben duyduğuma göre anası güçlüymüş. Kimin? Memleketimize sahip çıksın. Kim olursa olsun. Şükür. Şimdi ben öyle çıkacağım. Yok yok. Vallahi gitmesin bizim memleketimiz. İyi yapsın. Bu yalan o evlatları yetmesin. Bu adam. Büyüdü. Hakan Tütüncü'nün babası Mehmet Tonacı Tütüncü dedi. Adam. Miktar da çıktı. Dedeleri. Allah bol gaz açmasın. Dedeleri. Korku deline. O ne o? Korku deline o. Tiyan'da barajın olduğu yerini sürekler. İbrahim abi şey ben Kabadon dükkanı Altınova'da sere buldum. Bir dönüm yeter mi bize şu an? Hasılat kaldır mı? Mobilyada niye kazanıyoruz hasılatı? Hemen ne yapmamız lazım? Bir dönüm yeter. En güzeli silo. Domates ekmiş oradakiler. Bizim binanın etrafındakiler hep domates ekmişler. Neyse yani domates o ovada geçip gidiyor. Fidanı bağlı. Şöyle şöyle. Oturumdan yüzer. Fidanı bağlı. Oturumdan üstüne ilacı bağlı. Sana getirirsin 3 ay sonra. Onlar İstanbul'a götürüyormuş. Biz adamla konuştuk biraz da. Kamyonu var adamın kendi. Var. İstanbul'a götürüyormuş kendisi. Buradan daha iki katını satıyorum ben oraya. Bizim de yüzünü sorsun. Para getirecek. Yarına da silorla şey. Tamam. Silor ne? Silor sana kalır. Üçün gözünde sıvadırlar. Evet, böyle üç şeyler. Yok, kafın bir yeri var sıvan. Yani o da salatalık yani. Evet. Küçük ya. Şu salatalık küçük yeri var. Geç kapının girişi. Duvar ne kadar boydan bayırsa. Ora kaldı, ikindin ezen okundu. Salatalık boyu şu kadarsa, silorun boyu şu kadar. İşte bu bir iki metre yer, oraya sıvan yemiş akarlar ama kovman dedi. Biz mali yıkadılar, attılar. Hadi ya. Vallahi biz bu kadar çalışıyoruz dediler. Yarın yarın gene gelirdi. O zaman gelmem dedim. Abi dedim paralarını ver onlara. Ya doğru söyle. Ya onu yarın bir daha gelmiyor. Ben bir metre onun ya. Adam onu giyecek onu sıvı var. Bu para dostlar kazanıyor. Garan oldu evinde kimse yok. Hem çalışıyoruz. Mesela adama garanıya kadar çalışıyor. Adem abi vallahi vazgeçirmedik adamı. Çalıştırdık. Şimdi ne oldu? Dememiş geldi mi? Şey, geliyor. Sabah. Geliyor işte. He? Geliyor. Bizde bu kadar diyor.